Merhaba arkadaşlar, Gurbet Canlı'nın dünyasına hoş geldiniz. Ben şimdiki sunacımın yanına gideceğim. Arkadaşımın yanına gideceğim. Riha'dan geldi. Onu görmeye gideceğim. Dün çıktı ve buradaki halılarımı temizliğe götüreceğim. Evet, görmüşsünüzdür. Burada halı yok. Bir haftadır. Onları temizliğe götüreceğim. Ondan sonra ne yapacağım daha? Vallahi hiç bilmiyorum. Suna diyor ki evim de çok güzel dağınık. Ben de diyorum ki benim evime bir git gör, dağınıklık neymiş gör. Daha bavullarımı boşaltmadım Suna'nın yanından geldiğim bavulları. Nasıl olsa izne gideceğim değil mi? Dursun. Yani 2 haftası kaldı şurada. 2 haftam kaldı şurada. Ben de dün geldim daha. Sunacığım, ben bir şey yapmamış bugün daha. Sunacığım dün geldi, hemen bugün yanına geldim. Evet, sağ olsun canım. Hemen ama Suna çok iyi görünüyor, maşallah var. Riha çok iyi geldi arkadaşıma. Evet. 3 hafta oralarda dinlendi, sporlarını yaptı. Aynen. Belini biraz düzeltti. Ben de diyorum ki burada spora devam edeceksin. Evet. O belin iyi olacak. Göreceğiz. Değil mi? Deneyeceğiz, devam edeceğiz. Evet. Artık yatmak yok. Aynen. Erken kalkmak alıştık artık. Evet. İnsan evde olunca bütün gün kalkmak can istemiyor. Herkes işte oluyor. Ama bundan evet, sonra artık bundan sonra alıştım. Ben izinden geleyim, ben ona spor nasıl yapılıyormuş gibi. Yani onunla başlayacağız. Çaya ne zaman başlıyoruz çaya? Hangi çaya? Zayıflama çayı. Senin izine gitmeden başlamamız lazım Ayşe. Evet, ben onu reçetesini alayım lütfen. Evet, çaya bir başlatayım. Bakın evet. Ben soldum. 4 gün verdim. Biz de başlamamız lazım, yok. Bir evet. Spor yapacağız yani. Onu aynen, spor da yaptık mı tamamdır. Tamam. Halımı verdim temizliğe, yıkamaya. Şimdi de DM'e uğradım. Dudak payam kırılmış. Mileyim anladı, ne oldu bilmiyorum. Çantam da mı eridi? Onu almaya geldim, onu alacağım. Bunu devamlı kullandığım boya. Dudağımdaki renk benim çok hoşuma gidiyor. Hava bugün biraz güneş açtı. Hemen çamaşırları serdim dışarıya yine. Ben birazdan sizlere eski resimlerimi göstereceğim. Söz vermiştim. Birkaç resim seçeceğim şimdilik. Miley daha yeni geldi okuldan. Onu bir doyurayım. Onun bir isteklerini yapayım ne istiyorsa. Ondan sonra sizlere verdiğim sözü yerine getireceğim. Gelelim resim bölümümüze. Sizlerin sayesinde böyle biraz eskilere gideceğim. Ben bu resimleri arada bir çıkartıp bakıyorum da öyle sık bakmıyorum. Belki son baktığım dolabımı topladığımda 6 ay olmuştur. Şimdi ta eskilerden bir başlayalım. Benim bir tane çocukluk resmim var ama eskiden resimler böyle bulanık bulanıktı. Maalesef resim çok ama resimlerde yalnız değilim. Hep yanında ya bir arkadaşa var ya bir akraban var. Onun için gösteremiyorum. Sadece benim olduğum resimleri veya çocuklarım olduğu resimleri göstereceğim. Bu resimde Miley'in yaşlarındayım. 9 yaşlarımda. Yani insan resimlerin arkasında senesi yazmayınca tam böyle yaşını bilemiyor. Burada bahçeli bir evde oturuyorduk. Bu resimle herkes beni Miley'e benzetiyor. Bu resim 1991. Hakan'ım. 3 aylık Miley burada gülüyor. Eski evimde. Bakar mısınız? Tava veleli kıvırcık saçlar. Burada Hakan'ım. Çok sevdiğim resimlerinden biri. Burada yine Hakan. Bu resimde de Cihan'ım, sene 2001. Bakar mısınız? Daha yeni doğum yapmıştım o zaman. Allah'ım ne kadar çirkinmişim. Burada yine Cihan'ımla. Ondan sonra saçlarımı kestim Cihan'ın doğumundan biraz sonra. Burada Cihan'ım biraz büyümüş. Bu bir bayram günü çekilmişti. Bu resim. Bu resimi göstermeden geçemeyeceğim. Bunu da köyde çekilmiştik. Türkiye'de izinde başımda yazmayla. Hakan'ımın sünnetinde. Bu da Hakan'ımın sünnetinde. Bunu resimci çekmişti. Allah'ım ne kadar geçmişim. Hakan'ıma sünnet yatağı yapmıştım o zaman evde. Sünnet yatağımız. İşlemeli yatak örtüleriyle. Bu kızı tanıyanlar var mı bu kızı? Bu kız Eda. Cihan'la. Hiç değişmemiş Eda sanki. Sene 2002 burada. Bir arkadaşın düğünü vardı. Cihan'ımla çekilmişiz. Bu elbisemi çok seviyordum. Hala da saklıyorum bu elbiseyi. Çünkü çok sade. Burada Cihan'ımla. Cihan 3 yaşındaydı o zaman. Bu resim tesadüf elime geçti. Rahmetli dedem, babamın babası. İzinde çekilmiştik. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. 100 yaşını geçkindi vefat ettiğinde dedem. Sene 2005. Tatilde Türkiye'de. Saçlarımın rengine bakın. Bu renge bayılıyordum. Tatilde yine aynı sene. Burada bir türkü bar gibi bir yere gitmiştik. Oradaki sanatçıyla resim çekildik.
Saçlarımın böyle rengini istiyorum ben. Yine aynı tatilde. 2006. Burada da saçlarımın rengi hala öyleydi. Ama bu resim siyah beyaz olduğu için belli olmuyor. Burada da robotla tanıştıktan sonra. Cihan'a bakın aramızda. 5 yaşındaydı bu resimde. Daha okula başlamamıştı. Kaynanamın oraya gitmiştik. Orada çekildik. Şimdi de Cihan'ımın sünnetinden birkaç resim göstereyim. Burada Hakan'ımla dans ederken. Robot burada ne kadar genç duruyor. Hakan da bayağı değişmiş. Bu 2011 senesindeydi Cihan'ın sünneti. Bu resimde Mile'ye 6 aylık hamileydim. Bunlar da robotla düğün resimlerim ama gördün mü gördünüz mü veya gösterdim mi bilmiyorum. Köpeğin ayak sesleri arkada. Düğün resimlerin arasında en sevdiğim resim bu. Yalnız olduğum için. Bu resimde geçen sene Dubai'ye gittiğimizde çekilmiştik gelinimle. Oğlumla. Burası da Dubai. Bu resimde de sınacımla wellness'e gitmiştik 3 günlüğüne tatile. Bir otele orada çekilmiştik. Bulabildiğim resimler bu kadar. Çoğunu çatıya da kaldırdım. Çok eski resimleri çatıya kaldırdım. Annemlerde çok benim gençlik resimlerim var. Onları getirmedim. Türkiye'ye götürmüş onlar da. Dediğim gibi burada yani böyle resim göstermek çok zor. Yalnız olmadığın için yanındaki kişiyi göstermek YouTube'da biraz problem. Onun için yani yalnız da insan eskiden hiç resim çekilmiyormuşmuş herhalde. Hep yanımda birisi var. Akraba var, eş var, dost var. Ne bileyim yani yalnız hiçbir resmi yok. Ya da çocuklar var. Yani bulabildiğim resimler bu kadar eskilere dair. Umarım yine de beğenmişsinizdir. Fazla da özelime girmek istemiyorum. Tabii ki başka resimlerim de var ama onları burada YouTube'da göstermek istemiyorum. Benim kızım dışarıda ip atlamaya çalışıyor. Oy beceremiyor da. Hadi. Oo takılıyor. Şimdi spor zamanı. Ne yoruldu. Sporumuzu yaptık, biraz dinlendim, bayağı terledim. Sonra duşa gireceğim. Şimdi köpeğimin yemeğini hazırlıyorum. Köpeğime böyle biraz vitamin olsun diye böyle kuru, ne diyeyim böyle arpacıklar, marpacıklar var içinde ıslatıyorum. Onun içine bu yemeğinden koyuyorum. Salatalıklarıma bakar mısınız? Bahçemin salatalıkları. Bunlar biraz fazla büyümüş. Büyünce çok çekirdek oluyor içinde. Şunlar tam kıvamında bence. Bu üçüncü toplayışım. Bu kim? Merhaba. Sen ne istiyorsun? Robot gene Mile ile köpeği gezdirmeye gittiler. Burada Alman komşum var. Bu salatalıklarımın yaprakları onun bahçesine gitmiş. Orada da dökmeye başlamış. Dedim ki oradan alabilirsin senin tarafa dökenleri. Hatta benim bahçemden de verdim. Maydanozlarım da bayağı güzel oldu. Onlardan da topla dedim. Ben iki hafta sonra izine gidince robot bunları çürütür. Yiyen olmaz. Annemler yok burada. Yengemler yok. Kimse yok. Bilmiyorum bakalım o zamana kadar kalır mı kalmaz mı? Benim kızımın yatmadan önceki vitamin yemeği. Gurkeyle yani salatalıkla domates. Bahçemizin salatalığı. Vitaminli. Bio. Şimdi bunu tuzlayacak böyle yiyecek. Değil mi? Mile'yi yatırdım. Ben de gidip duş alayım yatayım diyordum. Burada bir sitede takıldım kaldım. Biz bayanlar işte böyleyiz. Bugün bakar mısınız telefonuma? Ne geldi? Bunu ısmarladım. Popsocket. Almanca'da popsocket diyorlar. Türkçe'de ne bilmiyorum. Aslında bu buraya ortaya takılıyor böyle. Birincisi buraya ortaya takarsam Cihan'ımın ismi dedim kaybolur. İçime sinmedi. İkincisi de böyle telefonumu yere koyacağım zaman böyle ortada olduğu zaman güzel durmadı. Böyle bakabilmem için. Sanki böyle çok masanın üzerinde bir şey bakıyorum da yani işte. Bir de benim için böyle daha kullanışlı geldi. Burada resim çekmem için böyle basmam için sanki. Bilmiyorum.
Değiştirebiliyorsun zaten. Yapışkan buradan alıyorsun, buraya yapıştırıyorsun. Gördüğümüz her şeye sahip olmaya çalışıyoruz. Bu artık bizim sadece bayanların bir kuralı değil, erkekler de öyle oldu. Devir değişti. Eskiden illa onda var, bende olacak diye bir şey yoktu. Bakıyoruz internetten, herkes böyle güzel güzel kullanıyor, resim çekiyor. Bir de benim telefonum büyük olduğu için böyle karşıdan resim çekmem çok zor oluyor. Şimdi böyle olunca benim için bir kolaylık oldu. Böyle elim boşta artık. Telefonum düşecek diye kaygı yok. Ama bir de düşerse burası açılmaz değil mi? Açılmaz. İnşallah açılmaz. Böyle artık resimlerimi çekilirim Türkiye'de. 2 hafta kaldı. Annemleri çok özledim. Annemleri, babamı çok özledim. Türkiye neyse de yani tabii ki memleket de özleniyor. Akraba, eş dost da özleniyor da annemi çok özledim, babam. Burada boş zamanlarım bulunca böyle ne yapacağımı şaşırıyorum. Annemler buradayken hiç yoktu. Onların termini var, randevusu var, şusu busu var. Koşturuyordum. Sanki bana iyi geliyordu. O zaman da fazla geliyor gibi geliyordu. Şimdi de onlar gidince böyle bir boşluğa düştüm. Resmen böyle bir boşluğa kaydım. Onun için spora ağırlık. 2 hafta sporumuzu yapacağız. Ondan sonra kendime bir de böyle şeyler varmış. Böyle yoğurdun içine katılıyormuş. Meyveyle falan yeniyormuş. Bu fitness shake'leri değil, böyle hani muskül yapmak için değil de onlar başka türlüymüş, vitaminleri falan varmış içinde, içiliyormuş. Ona bakacağım internette nasıl bir şeymiş, ondan da içeceğim. Hem böyle sağlığa da iyi geliyormuş, onu denemeye düşünüyorum. Yetiştirebilirsem ısmarlar da, hani birkaç gün içinde gelirse, 2 haftam var. Türkiye'de öyle bir şey yapamam. Türkiye'de yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim, tozacağım, yani onu yeme bunu yeme bakmayacağım. Gerçi şimdilik de bakmıyorum ama şu 8 saatin içinde yemeye çalışıyorum. Onu da ısmarladığım zaman programım tamamdır. Şimdi aranızda muhakkak diyeceğiniz ki, bu yaştan sonra senin spor neyine? Bu yaştan sonra güzel olsan ne olur, olmasan ne olur? Muhakkak yani diyenler vardır. İtiraf edin. Muhakkak içinden böyle geçirenler vardır. Biri de ben, sen böyle içimizden geçiriyoruz. İtiraf edelim. Ama işte yaşa başa bakmıyor. İnsan biraz fit. Almanca'da fit deniyor. Türkçe'de ne deniyor? Böyle sağlıklı, dinç olmaya çalışıyoruz. Benim daha 9 yaşında çocuğum var, kızım var. Benim dinç kalmam lazım. Hani Miley olmasa öbürküler büyüdü, kocaman oldu. Artık elimi kolumu çekeyim derim ama kızım var, daha evlendireceğim, düğün yapacağım. Yani bunlara hazırlı olmam lazım değil mi? Neyse, çenem, benim çenem çok düştü yine. Ama burada kamera karşısında böyle sizinle konuşma hoşuma gidiyor. Halbuki karşımda kimse yok ama ben böyle hayal ediyorum. Orada insanlar var, beni izliyorlar, bayanlar falan. Neyse arkadaşlar, videomu bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.